Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından ıslahı tamamlanan iki yerli pamuk tohumu çiftçilerin kullanımına sunuldu. Daha yüksek verim ve kalite imkanı sunan Sezener 76 ve Naz 07 isimli yerli pamuk tohumları iki günde tükendi. 1934 yılında kurulan enstitüde 1959'dan bu yana tohum ıslah çalışmaları yürütülüyor. Merkezde bugüne kadar 37 pamuk çeşidi çiftçilerin kullanımına sunuldu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Çoban, "Çiftçilerimize daha karlı üretim yapabileceği çeşitler sunuyoruz. 2015 yılında tescil ettirdiğimiz Sezener 76 ve Naz 07 isimli tohumlar yüksek kalite ve verimlilik sağlıyor," dedi. 37 adet pamuk çeşidini Türk çiftçisinin kullanımına sunmuş bulunmaktayız. En son 2015 yılında tescil ettirdiğimiz 2 adet çeşit ile hem Türk çiftçisinin üretmiş olduğu pamuğun kalitesini yükselterek hem de verimini arttırarak daha da karlı bir şekilde üreticilik yapmasını sağlayacak çeşitlerle çiftçimizin karşısına çıktık. Bu süreç içerisinde geçen sene yapmış olduğumuz denemeler neticesinde bu pamuk çeşitlerimizin Türk çiftçisinin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ve dün yapmış olduğumuz toplantıdan sonra Sezener 76 çeşidi için elimizdeki tüm stoğu çiftçilerimize satmış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl daha da artış olacağını düşünüyorum. Enstitünün ıslah genetik bölümünde görevli ziraat mühendisi Volkan Sezener de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yerli üretim konusundaki hassasiyeti kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Sezener 76 ve Naz 07'nin ıslah çalışmalarına 2003 yılında başladıklarını dile getirdi. Çeşitlerimiz hem lif kalitesi açısından Ege bölgesinin lif kalite standartına yakalayan, dünyaca ünlü Ege pamuklarının lif kalitesini yakalayan ve daha da kalite olan çeşitlerimiz. Hem de verim açısından bölgemizde yaygın olarak ekilen çeşitlere göre daha verimli çeşitler. Bu çeşitler zaten yaptığımız toplantılar sonucunda kısa zamanda tohumları bitti, elimizde ürettiğimiz tohumlar bitti. Biz bu tohumların üretimine seneye yine devam edeceğiz. Daha geniş alanlarda ekimini sağlayacağız. Yaptığımız bölge adaptasyon denemelerinde yüksek kalite, lif kalitesi ve yüksek verim yakaladık. Şimdilik sadece Ege bölgesinde çalışmalarımız devam etti. Önümüzdeki yıllardan itibaren ülkemiz için önemli olan Urfa, Diyarbakır, Adana bölgelerinde de bu çeşitleri deneyeceğiz.